Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın değerli başkanı, Gıda Mühendisleri Odamızın, Ziraat Mühendisleri Odamızın, Jeofizik Mühendisleri Odamızın değerli başkanı, sevgili meslektaşlarım, sevgili mücadele arkadaşlarım, hepinize TUMOP Yönetim Kurulu ve şahsım adına sevgiyle, dostlukla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan evvel, bu sabana ismini verdiğimiz Teoman Öztürk'ün şahsında Teoman OB'nin halktan, emekten, bilimden yana mücadele çizgisinin oluşturulmasında çok büyük emekleri olan ve şu anda aramızda olmayan tüm meslektaşlarımı ve saygıyla, özlemle anıyorum. Geride bıraktığımız dönemde başarılı ve uyumlu çalışmalar yürüttüğümüz Bilgisayar Mühendisleri Odamızın Başkanı Bilal Üçkaraz ve Bilgisayar Mühendisleri Odası'nın TUMOP Yönetim Kurulu üyesi İlkan Sarıfakoğlu'nun şahsında bu önemli çalışmalara katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım da ifade ettiği üzere alışılmışın dışında günlerden geçiyoruz. Nasıl ki iş hayatımızda, evimizde salgın konusunda önlemler alıyorsak, TMOB çalışmalarında da buna uygun önlemler alıyoruz. Ve genel kurullarımızda bu salgına karşı gerekli tedbirleri alarak gerçekleştiriyoruz. Bakmayın katılımların az olduğuna, birçok odamız genel kurullar üyesi internet üzerinden birçok toplantılar yaparak aslında genel kurulu belki de bir ayak veriyorlar. Genel kurullarda alınacak kararları zenginleştiriyorlar. Genel kurulda da kısıtlı olanaklarla toplanan, COVID koşullarında toplanan bu genel kurulumuzun da bilgisayar mühendislerinin geleceğine yönelik faydalı sonuçlar çıkaracağına yürekten inanıyorum. Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi genelde yaz ayları bizlerin fiziksel ve psikolojik olarak dinlendiğimiz, kendimizi yeni döneme hazırladığımız dönemlerdir. Ama bu yıl bu rutinin dışına çıkılmışa benziyor. Gerek ülkenin gündemi, gerekse de TMOB'nin gündemi oldukça yoğun. Bir yandan hepimizi tedirgin eden salgın, bir yandan hayatımızı neredeyse kabusa çeviren, şiddeti her gün artan ekonomik kriz, diğer taraftan da komşu ülkelerle yaşanan birçok gerginlik hepimizi diken üstünde tutuyor. Halkın gündemi yaşamak oldukça sorunlu. Ama ülkeyi yöneten siyasi iktidar tek derdi iktidarı kaybetmemek. Salgın döneminde bile İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması, sosyal medya yasakları, Ayasofya'nın ibadete açılması, çoklu baro yasası gibi konular üzerinde sırf iktidarını korumak için toplumu saflaştırmaya çalışıyor. Hülya Başkan değildi. Aslında bugünü değerlendirmek için geçtiğimiz genel kuruldan bugüne geçen 2 yılı bütünlüklü bir şekilde değerlendirmekte fayda var. Bir önceki genel kurulumuzdan bugüne geldiğimizde bakıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti adına gerçekten çok önemli bir kırılmaya tanıklık ettik. Cumhuriyetin neredeyse bir dönemi kapandı. Güçler ayrılığı ilkesine dayalı Cumhuriyet rejiminin yerine tüm yetkinin bir kişide toplandığı yeni bir rejim aldı. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle devlet idari yapılanması yeniden yapılandırıldı ve neredeyse tüm devlet yapılanması bir adama bağımlı kılındı. Güçler ayrılığı ilkesi o kadar kaldırıldı dedik. Yaşayarak görüyoruz. Meclisin istemsizleştirildiği, yargının tamamen siyasallaştığı bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin adeta umurgası niteliğindeki birçok bakanlık, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle, genel müdür, kurumlar birer birer kaldırıldı. Öylesi bir döneme geldik ki birçok kurumdan, kuruluştan kamu adına söz söyleyecek, politika üretecek kurumlar, emek örgütleri, destek örgütleri dışlandı. TMOB'nin içerisinde yer aldığı COSGAP'te bile genel müdürlüğümüz ortadan kaldırıldı. İş güvenliği ve iş sağlığı konseyi tamamen yok edildi. Bor Enstitüsü'nden TMOB çıkarıldı. Devlet neredeyse bir parti devleti anlayışıyla yapılandırıldı geçtiğimiz 2 yıldan bugüne kadar.
kamu adına görev yapan idareciler parti nefsileri gibi davranıp hale geldi. Hukuka uygun kararlar vermesi gereken mahkemeler parti çıkarlarına uygun karar verir hale geldi. Devlet tek şekil işlerde liyakat yerine partiye sadakat esas alınır hale geldi. Öylesi bir ülkede yaşıyoruz. Biliyorsunuz bu rejimi önerirken söylenen tek bir şey vardı. Cumhurbaşkanlığı rejimiyle kararlar çok hızlı alınacak. Dolayısıyla ekonomide çok büyük sorunlar yaşanmayacaktı. Halka vaatleri de buydu. Aslında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen arkasından etkileri bugün hala devam eden büyük bir ekonomik krizle karşılaştık. Bu kriz enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatımızın her alanını neredeyse yaşanılamaz kıldı. Şehir meydanlarında kurulan tanzim ve temel gıda maddelerinin belediyeler eliyle satıldığı tanzim çadırları aslında bu dönemin bir simgesi olarak tarihte yerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nde eşine ender rastlanan borçla çevirmeye çalışan ailelerin işsizlikle de karşı karşıya gelince aile intiharlarına tanıklık ettik. Aslında bir insan işsiz kaldığı için, borcunu ödeyemediği için intihar ediyorsa bunun adı intihar değildir arkadaşlar. Bu küpedüz bir cinayet. Yani mevcut içinde bulunduğumuz rejim tüm ölenlerinde aslında faildir. Tabii ki bu kriz ve toplum genelinde uygulanan tutuklaştırma politikalarıyla toplumsal desteğini iyiden iyiye kaybeden bir rejimle karşı karşıyayız. Bu rejim bütün bu rahatsızlıkların üstünü örtmek, rejimi sürdürebilmek için 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında uygulamaya konulduğu olağanüstü hal rejimini güya kaldırdı ama aslında bir olağanüstü hal rejimiyle yönetiliyoruz şu anda. Olağanüstü hal artık ülkemizin olağan yönetim biçimi haline getirildi. Seçimlerde iş başına gelen belediye başkanları görevlerinden alınıyor, yerlerine kayyumlar atanıyor. Asılsız birçok suçlamayla tutuklamalara tanıklık ediyoruz. Demokratik kitle örgütlerine hedef alan soruşturmalar yürütülüyor. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bile yapmış olduğumuz her bir mesleki açıklamadan sonra soruşturmalarla, koşturmalarla geçiriyoruz hayatımızı. Bir söz var, bilirsiniz. Elinde çekiç olan bir kişi her sorunu çivi olarak görülmüş. AKP'de artık bu durum AKP'nin politikalarını gerçekten özetliyor. AKP karşısına çıkan her sorunu şiddetle baskı uygulamalarıyla çözmeye çalışıyor. Bu durum salgın döneminde de artarak devam etti. Tarafsız olması gereken, bağımsız olması gereken Cumhurbaşkanı bir parti sözcüsü gibi davranıyor ülkemizde. Hiçbir zaman kapsayıcı ve bütünleştirici bir tutum takılma gereği görmüyor. Her konuşmasında toplumu ayrıştıran, kendisi gibi düşünmeyenleri dışlayan, muhalefeti suçlayan ve söylemlerine devam ediyor. Ayasofya konusundaki tutumu, İstanbul Sözleşmesi konusundaki beyanları, iktidarın kapsayıcı bir toplum politikasından tamamen uzaklaştığını gösteriyor. AKP iktidarının yarattığı bu baskı ve zorbalık iklimi her zaman olduğu gibi aslında kendi yetersizliklerini, kendi hatalarını, kendi başarısızlıklarını örtmeyi amaçlayan bir politika. Mart ayından beri etkisini gösteren korona virüs salgını dönemi de aslında AKP'nin kendi siyasi ve ekonomik ajandasını uygulaması için bir fırsat olarak görüldü. Başta sağlık çalışanları olmak üzere halkın büyük bir kesimi can derdine düşmüşken bir taraftan Kanal İstanbul projesine yönelik ihale ve proje revizyonları, salda gönlüğü yok etmeye yönelik inşaat faaliyetleri, infaz yasasındaki değişiklik, doğal koruma alanlarının imara açılması Türkiye'nin pek çok yerinde basından izliyorsunuzdur. Sosyal medya yasası doğrudan sizin meslek alanlarınızla ilgili toplumun karşı çıktığı pek çok uygulama bu salgın döneminde hayata geçirildi. Hülya Başkan da ifade etti. Bu salgın döneminde biz de doğrudan etkileyen önemli bir gelişmeye tanıklık ettik. Ankara Barosu'nun bir açıklaması bahane edilerek Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla başta tapu odaları ve barolar olmak üzere yasalarının
ve değiştirilmesi talimatıyla karşı karşıya geldik. Aslında yıllardır devletin tüm olanakları kullanılarak FEMUM gibi demokratik oluşumlar ele geçirilmeye çalışılıyor. Demokratik yollarla, demokratik seçimlerle ele geçiremediği bu kurumları işleş yasalarıyla oynayarak işlevsizleştirmeye, bir anlamda yok etmeye, kamu düzenleyiciliği hürriyetini ortadan kaldırmaya, anayasal yetkilerini ellerinden almaya çalışıyorlar ve hemen hemen her çalışma döneminde bu tür girişimlerle karşı karşıya geliyoruz. FEMUM olarak Cumhurbaşkanı'nın talimatı verdiği 5 Mayıs'tan itibaren gerçekten kapsamlı bir mücadele programı hayata geçirdik. 5 Mayıs'tan itibaren hemen hemen her hafta oda başkanlarıyla toplantılar yaptık. İlk koordinasyon kurullarımızda her hafta, hemen hemen her hafta toplantı yaptık. Geniş bir sokak eylemleri olmasa da Türkiye genelinde geniş bir etkinlik örgütledik. Tüm binalarımıza pankartlar astık. Muhalefet belediyelerinin olduğu billboardları kullanarak taleplerimizi anlatmaya çalıştık. FEMUM'un toplum için önemli, kalkınma için önemi ifade etmeye çalıştık. Sosyal medyada Twitter eylemleri yaptık. Yüzün üzerinde film yaptık. FEMUM ne yapar? FEMUM ile niçin uğraşılıyor? Ve kendimizi anlatmanın bir fırsatı olarak değerlendirdik bu dönemde. Diğer meslek kuruluşlarıyla da ortak toplantı yaptık. Ancak ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Türk Tabipleri Birliği ve TÜMOK ve Diş Hekimleri Birliği dışında başta barolar olmak üzere bu birlikte mücadeleye katamadı. Hatta yapmış oldukları etkinliklere katılmamamızı bizler telefonla arayarak bizlerden rica ettiler. Ama şunu söyleyeyim, sözden ayrılan kurt kapar arkadaşlar. Bugün eğer birlikte mücadele etmezsek, çünkü bu saldırı tümlüklü bir saldırıdır. Cumhuriyete yönelik bütünlüklü bir saldırıdır. Cumhuriyetin kurumlarına yönelik bütünlüklü bir saldırıdır. Bütünlüklü saldırıya da hep birlikte karşı çıkmamız gerekir. 2,5-3 ay boyunca meclis kapanana kadar bu mücadeleyi birlikte örgütleyebiliriz. Emek veren tüm oda başkanlarına, üyelerimize, tüm TÜMOK dostlarına sizlerin huzurunda teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Gerçekten öğrencilerimiz olsun, TÜMOK çalışanları olsun bu süreçte bizlerle birlikteydiler, bu mücadeleyi büyütmeye çalıştılar. Tabii ki bunlar geçtiğimiz 2 yılın konusuzlukları ama bizleri umutlandıran onun şeyler doğrulttu. Özellikle yerel seçimler döneminde geniş halk kesimlerinin halk egemenliğine, sandık iradesine sahip çıkma kararlılığı, yöre halklarının madenlerine, ormanlarına, kentlerine, üniversitelerine ve çocuklarının geleceğine sahip çıkma iradesi bizim için de bir umut ışığı olarak parladı. Temel olarak bu umut ışığının büyümesinde bizlerin de önemli katkılar olduğunu biliyoruz. Ve bunun kıvancını da yaşıyoruz. TÜMOK ve TÜMOK bağlı 24 oda gerçekten yapmış olduğu yüzün üzerinde kongrede, yani meslek alanlarındaki kongrede. Her bir oda kendi meslek alanlarına yönelik hazırlamış oldukları raporlarla, yapılan basın açıklamalarla, ülke sorunlarına ve mesleğimizin sorunlarına ilişkin görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık. FEMUM olarak gerçekten web sitemizi çok güncel tutmaya çalışıyoruz. Hazırladığımız her raporu web sitemize, yapmış olduğumuz her etkinliği, yönetim kurulmuş olduğu her kararı, odalarımızın yaptığı her basın açıklamasını sitemize koyuyoruz. Bu siteyi takip etmekte ve bunu buradaki haberleri yaymakta örgütlüğümüzün güçlenmesi açısından oldukça büyük bir fayda var. Teknik gelişmeleri, bilimsel gelişmeleri, odalarımızın yapmış olduğu eğitim çalışmalarıyla, bu tür mesleki etkinliklerle üyelerimize aktarmaya çalışıyoruz. FEMUM olarak aslında bizim görevimiz burada bir koordinasyon görevi. Oda çalışmalarını koordine edip FEMUM'un en önemli görevi. TÜMOK yönetim kurulunda her odadan bir kişiler oluşur. Bu görevde bu dönem içerisinde hakkıyla yaptığımıza inanıyorum. Yine bu dönemde, geçmiş dönemlerde olduğu gibi meslek alanlarımızdaki yıkıma falana yönelik gerçekten ciddi bir hukuki mücadele yürüttük. Madenlerimizin, tarihi eserlerimizin, kültürel mirasımızın yağmalanmasına karşı önemli davalar kazandı. Üyelerimizin haklarına yönelik saldırılar karşısında da teknik yönetmeliklere, başkanımız davalarda da birçok maddeyi iptal ettirdik. Önemli kazanımlar da elde ettik.
Ve Türkiye gerçekten çok karanlık bir dönemden geçiyor. Ülkenin içinden geçtiği bu karanlık dönemde mesleğimize, değerlerimize, temamoların demokratik değerlerine sahip çıkmak konusunda en ufak bir tereddüt etmeden mücadele eden tüm arkadaşlarımı ben dostlukla kucaklıyorum. Yeni dönemler görev alacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Genel kurulumuzun eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelemize üreten, sanayileşen ve hakça bölüşen bir ülke özgürlüğümüze katkı vermesini diliyorum. Hepimize kolaylıklar.